Günaydın, iyi sabahlar sayın seyirciler. 26 Haziran Pazar gündemiyle karşınızdayız. Sabah habere hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Mersinlik bölgesinde geniş bir alanda etkili olan ve 4 gün boyunca süren yangının kontrol altına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün bir kez daha bölgeyi ziyaret etti ve bölgedeki Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi'nden son duruma ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Beretti'ye değerlendirmelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Komitesi'nin soğutma çalışmalarının devam etmesi kararını aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bütün riskler ortadan kalkana kadar çalışmaların havadan ve karadan devam edeceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1 milyon fidanın gönderileceğini açıklayan Tatar, eskisinden daha iyi bir orman yaratılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde geniş bir alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasının ardından Beretti'ye değerlendirmede bulundu. Afet ve Acil Durum Komitesi olarak soğutma çalışmalarının devam etmesi kararı aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tamamıyla bütün riskler ortadan kalkana kadar hem havadan hem karadan çalışmalar devam edecek, dedi. Akşam 1.30 sularında, sabaha karşı diyelim artık, akşam değil, gece arasından sonra buradaydık. O yağmuru hep birlikte gördük, sevindik. Kimileri ağladı ve yangının her yerde söndüğü haberleri geldi. Çünkü derhal kriz merkezi olarak Tatlısu Zambak Tatil Köyü'ndeydik hep birlikte. O fotoğrafı da paylaştık zaten, biliyorsunuz. Oradan bütün bölgeler aranmıştır. Ağlılar, Ardahan, Topçuköy, Mersinlik ve Tatlısu Belediye Başkanı zaten oradaydı, Tatlısu. Ve o yağmur bu 20 kilometre karelik yangından etkilenen ve yanan bölgelerin tümüne aynı şiddetle düştüğü için gelen bilgi her tarafta yangının söndüğü noktasındaydı. Ona göre o işte yangın hamdolsun söndü denildi. Fakat sabah sabah biz elbette kriz komitesi olarak bu çalışmanın devam etmesi gerektiğini, çünkü sönmüş olsa olabilir ama yine bu sıcak havalarda rüzgarın esmesiyle yine alevlenebilir. Dolayısıyla şu anda alınan karar, bu yangın tamamıyla sönene kadar, tamamıyla bütün risklerin ortadan kalkmasına kadar bu çalışma devam edecek. Bölge halkıyla da bir araya gelerek görüşlerini aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı, olayın iyi yönetildiğini söyledi. Hepimiz üzgünüz, elbette eksiklikler olabilir ama yangın başarıyla kontrol altına alındı, diyen Tatar, tüm çalışmalarda en önemli katkının İHA'lardan geldiğini ifade etti. Tatar, İHA'lar gökyüzünden nerede hangi noktada ateş olduğunu gösterdi. Yangının kontrol edilmesi için karadan ve havadan ciddi çalışmalar yapıldı, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon fidan gönderileceği müjdesini de verdi. Dolayısıyla şimdi bizim hedefimiz, bizim temennimiz eskisinden daha iyi bir orman yaratmaktır. Bu bölgede gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli bölgelerinden bir tanesi. Gerek turizm bakımından, gerek bu halkımızın burada çoluk çocuğuyla gelecekte beklediklerini bulmaları bakımından, iskele ile bu Tatlısu bölgesi çok ekoturizm bakımından da fevkalade değerli bir bölge. Eskisinden de daha iyi bir nokta eğer, tabii biz görmeyebiliriz ama bu fidanlar 15 sene sonra, 20 sene sonra en geç yine eski görüntüsünü verebilecektir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ormanları, ki bizim oksijen borumuzdur, bütün bu eko dengesini kurmak için bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla şimdiden Sayın Tarım Bakanımız Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü ve diğer ekipler bu çalışmaları başlatmış bulunmaktadırlar. Onlar neyin nerede nasıl yapılacağını çok iyi değerlendirmek durumundadırlar ve değerlendiriyorlar. Yani ilk önce herhalde temizleme olacak. Temizlemeden sonra nerelerde ne fidanlar dikilecek? Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle en erken zamanda bu çalışmanın süratlenmesi ve haliyle bütün bu hasarın, bütün bu ortaya çıkan zararın bir an evvel giderilmesi ve dediğim gibi yıllar sonra yine gelecek nesillere armağan edeceğimiz ormanlarımızın tekrar kazandırılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti
gereken çalışma yapacaktır. Dolayısıyla ben bu sabah Mersinlik'ten bir kez daha herkese geçmiş olsun diliyorum. Bir kez daha tüm kurum ve kuruluşlarımıza yaptıkları çok önemli çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve özellikle halkımıza ve toplum kuruluşlarına gösterdikleri ilgi, alaka, yakınlık ve o zor şartlarda can siperhane çalışmaları ve her türlü araç, gereç, su tankerleri, bütün bunların buralara gönderilmesiyle o seferberlikle bu yangının tabii ki daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek, kontrol etmek ve tabii ki hamdolsun Allah'ın bereketi bu yağmurun da zamanında gelmesiyle dün akşam geç saatlerde, sabah saatlerinde bu yangının sönmesi hepimizin büyük bir tesellisi olmuştur. Meclis Başkanı da bölgedeydi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, dayanışma sayesinde yangının yayılmasının büyük ölçüde önüne geçildiğini söyledi. Yangından sonra alınması gereken dersler olduğuna vurgu yapan Töre, Orman Dairesi bünyesindeki personel eksikliğine de dikkat çekti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yangın bölgesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Mersinlik köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Töre, bölgenin tekrar orman haline gelmesinin uzun bir süre alacağını, ormanın kendi kendini tohumlayarak yeşermesi için 1 veya 2 yıl beklemek gerektiğini, daha sonra iklime uygun olarak ağaç dikimine geçilebileceğini söyledi. Meclis Başkanı Töre, bu doğrultuda ülkede çam ağırlıklı ormanlaştırmanın artık geride kalması gerekliliğini, yangına dayanıklı daha erken gelişebilen ağaç türlerini seçmenin önemini işaret etti. Yangında emeği geçen başta Orman Dairesi, yangın işçileri, bu bölgede oturan, ikamet eden tatlı su halkı, Kaplıca, Mersinlik, Bahçeli, Esentepe, Tatlısu, ta uzaklardan gelen insanlar olduğunu biliyoruz ve herkes katkı koymuştur. Yangının söndürülmesinde anavatan Türkiye'den gelen helikopterler, Güney Kıbrıs'tan gelenler, İngiliz üslerinden gelenler, biz hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü bu tabii felaketlerde dayanışmaya yapılması şarttır. İnsanlık adına şarttır. Dolayısıyla burada bu yangının önemli olan söndürülmesiydi. Yayılmasının daha fazla önüne geçilmesi işte burada gösterilen çabalardan dolayı olmuştur. Yoksa bu yangın çok daha fazla yayılabilirdi ama başarılı çalışmalar yürütülmüştür. Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu yangından sonra alınması gereken birçok ders olduğunu da vurgulayan Töre, Orman Dairesi'nin bünyesinde birçok ekipman ve makine bulunduğunu ancak bunları kullanabilecek personel eksikliği bulunduğunu aktardı. Başbakan Ünal Üstel de yangının sönmesinin ardından bölgeyi ziyaret etti ve devam eden soğutma çalışmalarını yerinde kontrol etti. Başbakan Üstel, arazideki soğutma çalışmalarının yaklaşık 300 kişilik bir ekiple devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiğini vurgulayan Başbakan Üstel, yangından yok olan ormanın yeniden hayat bulması için en kısa sürede çalışmaların başlatılacağını açıkladı. Yangın felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik köyünde bölge halkıyla bir araya geldi, acil durum ve koordinasyon merkezi yetkilileriyle görüştü. Burada belediye değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel, 4 günlük sıkıntılı süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiğini vurguladı. Yağan yağmur ve özverili çalışmaların ardından rahat bir nefes alındığını kaydeden Başbakan, arazide soğutma çalışmalarının yaklaşık 300 kişilik bir ekiple havadan ve karadan devam ettiğini söyledi. Ne mutlu bizlere ki yangın sönmüş durumdadır ve soğutma çalışmaları devam ederken biz de burada daha derin bir nefes aldık. Ama buradan yine bütün bu çalışmalar devam ederken ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti yangının birinci gününden beri
gerekse hava aracı, uçakla, gerekse helikopterle bize yardımlarını esirgemediler. Ve bu yardımları için biz bir kez daha ana vatanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ama bunun yanında yine büyük bir alanın yanmasıyla ve yeşilimizin yok olması nedeniyle de bize yine mutlu bir haber bize ana vatanımızdan geldi. Ve 1 milyon ağaç fidanı bize bağışlıyorlar. Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ve gerekse Yüce Türk Ulusu'na buradan bir kez daha yürek dolusu teşekkür ediyorum. Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için kriz masasının hemen çalışmalarına başlanacağını kaydeden Başbakan Üstel, tedbirleri artırmak ve yeşili korumak için ne lazımsa yapmamız gerektiği konusunda bu bir ikazdı. Bu yöndeki çalışmalara daha da hız vereceğiz, dedi. Sayın seyirciler, yangının başladığı andan itibaren bölgede olan belediye ekibi yangın yağmurun da etkisiyle sönmesi ve sonrasında yapılan soğutma çalışmalarında bölge halkının yanında yer aldı. Belediye mikrofonunda konuşan vatandaşların birçoğu soğutma çalışmalarının aralıksız olarak devamından memnun olduğunu ifade ederken bir kısmı da yangının yeniden alevlenebileceği endişesini dile getirdi. Mustafa Sarp'tenin görüntüleriyle Sare Özanıl'ın röportajlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Ne yazık ki günlerdir devam eden yangının ardından gelen yağmurla birlikte yangın felaketi geride kaldı. Yangın bölgelerinde tabii ki soğutma çalışmaları devam ediyor. Mersinlik bölgesindeki yangın tamamen söndü. Bölgedeki ekipler ise aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Bölge halkı devam eden soğutma çalışmalarından memnun olsa da 4 gün devam eden yangının neden olduğu endişeyi de dile getirdi. Bu doğa birbirini tamamlayan bir unsurdur. Doğayı, bahçıvanı hayvanlardır. Alınan yanlış kararların neticesinde dağlarımız maalesef görünmez hale gelmiştir. Çünkü hayvan popülasyonu tüketilmiştir. Bundan dolayı dağlar geçit vermez oldu. Makidir zaten bizim Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Dolayısıyla çok sıklaştığından dolayı azganların büyümesinden, diğer bitkilerin büyümesinden dolayı yangına sebebiyet vermesi çok kolaydır ve aynı bir anda yanması mümkündür. Bundan dolayı da dağlarımız gördüğünüz gibi hepsi de harap oldu. Yangın, itfaiyeciler, polisimiz, askerimiz, bütün insanlar nereden geldiklerini bilmediğimiz çok insan vardı. Allah razı olsun hepsinden daha. Gerçekten çok yani... Tabii ki duygulanmamak elde değil. Bütün Kıbrıs Türk halkı olarak ağladık biz yangına. Acınızı paylaştık. İçinde olan da olmayan da gerçekten çok üzüldü. Bunu bildik, farkındayık ama içinde olan da çok büyük üzüntü yaşar. Sonra sadece biz değil, hadi biz kaçar giderik yangını gördük. Ama o hayvanlar, onlar da çok büyük şey. Onlara da üzüldük ama ne zaman akşam yağmuru gördük. Yani öyle bir içine girip de ıslanasımız geldi. Şükürler olsun akşam yağmur çok yağdı. Çok şükür Allah'ıma dua ettim çok. Allah'ım sen yardım et dedim. Sen yardımcı ol Allah'ım dedim. Kötü insanlar olmasın dedim. Senden başka yardımımız, şeyimiz yoktur, kuvvetimiz. Geceye baktım gürül 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 gürül. Ha kapıda bakarım. Nereden gelecek? Ama da bir de geldi her bir tane tonlu taş gibi. Camlara vur, çat çat, aman Allah'ım sövünsün dedim. Tabii şey değil, kırılan alınır. Evet, çok şükür. Çok şükür. Geçmiş olsun. Çok sağ olasın. Büyük bir felaketten döndük. Evet, çok büyük felaketten döndük. Biraz önce geldik biz de bölgeden. Ağaçların kökleri yanıyor, bazı ağaçların. Onlara işte toprak ve su müdahale ettik. Söndürdük, geldik işte biraz önce geldim hemen de. Arkadaşlar, bazıları daha orada kaldılar. Ben geldim. Tabii yani. Ki ne yazık ki yangın günlerce sürdü. Ya, yangın neler yaptınız bu süre zarfında? Vallahi süre zarfında işte panik içerisindeydik. Köye gelecek, bilmem ne yapacak. Kendimizi toparladık. Her an köy boşalabilirdi. Panik içerisinde şey yaptık yani. Bekledik. Zeytinlerimiz, çam ağaçlarımız hepsi vardı. Yandı, bişti, gitti.
Ya. Ne yazık ki evet olan ya. Canlılara, ağaçlara oldu. Evet. Sevinelim ki can kaybı olmadı. Can kaybı olmadı. Biz dedik hayvanlar yanar, mandıraya yanıyordu. O da olmadı. Kurtardılar, önüne aldılar. 2-3 gündür köylüler burada. Ya. Çok şükür. Evet. Siz de tabii ki. Köylüler dedim sana, diyorum sana ama şeyler yani aşağıdan belediyenin adamları başka yerden. Ekipler geldi. Ekipler hepsi havadan vardı. Müdahale ya edildi. vardı. Aha gene var şimdi. Evet, soğutma kökler çalışmaları yanıyor. Devam ediyor. Evet, kökler yanıyor. Şimdi geldim ben de tarladan. Tarlamız var. Hı-hı. Oradan geldim şimdi. Söndürdük biraz biz de. Onlara da söyledik söndürsünler. Aha söndürüyorlar, biz geldik eve. Siz neler yaptınız? Vatandaş olarak katkıda bulunmuşsunuzdur biz mutlaka. Biz avcılar birlikleri olarak belli bir şeylerde merkez olarak oluşturduk. Bütün bu civarlardan, graderlerinden olsun, paletli araçlarından olsun. Çünkü geçen günlerde insan gücüne ihtiyacımız yoktu. Çünkü nedir? Yangının büyüklüğünden dolayı sadece makine gücüyle yaklaşabildik. Ama şu anda ateş olmadığı için bu şeylere müdahale edebiliriz. Sadece... Şişeleri de çöp atın, camları da. Yani bunlar yangının çıkmasına sebep oluyor. Yangın daha fazla uzaklara gitmesine sebep oluyor. Ben de aha şimdi geldim yangından. Yardım ettim herkese. Aferin sana. Neler yaptın peki? Yardım ettim işte. Lastik boruları uzattık aşağı. Ağaçları şey yaptık, ıslattık. Ağaçları suladık, söndürdük. Duman çıkardı, onları hep söndürdük. Yangın ne kadar kötü bir şey değil mi? Buna tanık evet. Oldun. Evet. Peki böyle vatandaşlara bir mesajın var mı? Zaman zaman bazı vatandaşlar tabii sigara içiyorlar. Evet. Araçlarından atıyorlar. Bu yangına sebebiyet veriyor. Bir mesaj verir misin? Sakın sigara atmayın. Bira şişesi atmayın, alkol şişesi atmayın, sigara atmayın. Doğamızı, çevremizi hep temiz tutalım. Sigara şişe atmayın yani. Başımıza bir daha bir şey gelmesin. Çok korktuk diye. Çevremizi hep koruyun. Böyle ağaçlarımızı, doğamızı, canlılarımızı koruyun. Ağaçlarımızı, doğamızı hepimizi koruyun. Emeklerimiz gitti çok. Bütün emeklerimiz gitti. Ne ekiliydi? Sizin tarlanızda. Buğday, her şey ekili. Böyle sen de babana yardımcı oluyor musun? Gittik babama yardım etmeye. Gözümün önünde iki tane tavşan öldü. Böyle, burada yangın, burada da şey. Evet dedi, böyle öldü. Kaçamadı yangından. Ağaçlar kadar canlılarımız da yandı. Evet, hepsi yandı. Peki böyle kameramıza doğru bir mesaj verir misin? Yangın çıkmaması için vatandaşlar duyarlı olsun. Herkes dikkat etsin kendine. Bu sigaralarını atmayın çöpe. Söndürüp atın. Yere atılmasın. Bu camları çöpe atın. Şişeleri araçlarından vatandaşlar atmasın. Yangına sebebiyet verebilir. Bu kadar. Bu arada Marmaris'ten de müjdeli haber geldi sayın seyirciler. Günlerdir devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 4500 hektar alanın yandığını açıklarken yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması önümüzdeki günlerde sürecek. Bütün milletimize geçmiş olsun diyorum dedi.
Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında. Açıklama Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Yangın kontrol altına alındı, bütün aziz milletimize geçmiş olsun diyorum diyen Kirişçi, soğutma çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi. Yangında 4500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayan Bakan Kirişçi, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kentlerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Kirişçi, ormanın korunması için sadece yöneticilerin değil, tüm vatandaşların teyakkuz halinde olması gerektiğini, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Hangi tedbiri alırsanız alın, hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin, önemli olanın milletin duyarlılığıdır, diyen Kirişçi, Türkiye'deki orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Kirişçi, bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. %55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, diye konuştu. Evet, yangın bölgelerinden güzel haberler geldi. Diğer gelişmelere geçelim. Bu kez de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kabul edilen kararlarda Türkiye ile ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesinin esef verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 23-24 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Türkiye ile ilgili kararlar değerlendirildi. Açıklamada kararlara ilişkin Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, Avrupa Birliği'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır, denildi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalmasının tam bir garabet olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Bu kararlar meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgesel istikrarlara da zarar vermektedir, değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir, ifadelerine de yer verildi. Açıklamada, Avrupa Birliği artık Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle işbirliğinden sağlanacak yararları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir, denilerek Avrupa Birliği'nin kendi genel çıkarlarının da esasen bunu gerektirdiği belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası olmadığını hatırlattı. Altun, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik sorumsuz politikalarının Yunanistan'ın pervasız davranışıyla yakından ilintili olduğunu söyleyerek, Türk toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılarak Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etmenin ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutması için Yunanistan'ı teşvik etmenin Avrupa başkentlerinin kalıcı çözümler bulmak yerine çözülmesi zor sorunlar yaratmasına bir örnektir, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın Ege'de neden olduğu gerginliği değerlendirdi. Altun, Yunanistan'daki bazı politikacıların dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları olduğunu belirterek, komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz, ifadesini kullandı. Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik sorumsuz politikalarının Yunanistan'ın pervasız davranışlarıyla yakından ilintili olduğunu anlatan Altun, Türk toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılarak Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etmenin ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutması için Yunanistan'ı teşvik etmenin
Avrupa başkentlerinin kalıcı çözümler bulmak yerine çözülmesi zor sorunlar yaratmasının bir örneği olduğunu ifade etti. Altun, Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyesi olarak kabul etmek suretiyle feci bir stratejik hataya imza atan Avrupa başkentleri, Türkiye'yi dışlamakla kalmayıp Kıbrıslı Türklerin haklarını da göz ardı edecek finansal açıdan uygulanabilir olmayan enerji projelerini teşvik etmiştir. Buna elbette izin vermeyecektik fakat görünüşe göre Yunanistan ve Kıbrıs durumlar kararlılığımızı test etmek zorunda kaldılar. Bizim gerginliği azaltmayı ve stratejik bir diyaloğa katılmayı kabul etmemize rağmen Yunan tarafı yine bu istişarelerle zaman kaybetmeyi başarmıştır. Değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sorumsuzca sergilediği sayısız eylemlere rağmen Türkiye diplomasiye ve diyalog yoluyla bulunan çözümlere bağlı kalmaya devam etmektedir, diyen Altun, bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunacağını söyledi. "26 Haziran uyuşturucuyla mücadele günü Başbakan Ünal Üstel gün dolayısıyla mesaj yayımladı. Üstel mesajında bizler hükümet olarak uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Başbakan Ünal Üstel uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü nedeniyle mesaj yayımladı. Üstel, BM'nin ilan ettiği bugün de bu konuda bilincin ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekme fırsatını elde ettiklerini söyledi. Üstel mesajında günümüzde dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu madde bağımlılığı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve geleceği için büyük tehdit oluşturmaktadır. Maddeye başlama yaşları düşerken bağımlılıklar kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda büyük zararlar vermektedir. Bağımlılıklarla mücadele etmek için önce sorunu kabul etmek ve tedavi olmak için destek mekanizmalarına başvurmak en önemli adımdır ifadelerini kullandı. Her ülkenin uyuşturucuyla mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun işbirliğiyle yürütmesi gerektiğini belirten Üstel, bizler hükümet olarak uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyor, bu mücadelede tüm taraflarla işbirliği içerisinde yürümeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum dedi. Başbakan çeşitli bağımlılık türleriyle ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum genelinde mücadelenin desteklenmesi ve farkındalığın artırılması için başta başbakanlığa bağlı Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nun, bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü tüm proje ve çalışmalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Üstel, bu bağlamda en güncel girişimlerimizden birisi ise yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz sosyal uyum merkezidir. Herkesin risk altında olduğu bu konuda toplumun tüm kesimlerini bilinçlenmeye, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mücadelemizin bir parçası olmaya çağırıyorum. Bu mücadeleye baş koymuş, fedakarca hizmet verenlere de teşekkür ediyorum dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede 2-3 günlük yakıt kaldığını, yakıt gemisinin bugün adaya geleceğini ve en geç yarın yakıt tahliyesinin de yapılacağını açıkladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yakıt bitiyor iddiaları ve elektrik kesintileriyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a açıklama yaptı. Yakıtın azaldığını doğrulayan Akyiğit, 2-3 günlük yakıt kaldı diyerek yakıtın adaya geleceğini söyledi. Aksilik çıkmazsa gemi Teknecik'te olacak diyen Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, hava koşulları ve yakıt ikmali için gereken bağlantıların yapılmasına bağlı olarak yakıtın en geç pazartesi günü başlayacağını kaydetti. Elektrik kesintilerinin nedeninin üretim yetersizliği ve bazı bölgelerde meydana gelen arızalardan kaynaklandığını aktaran Akyiğit, rüzgar ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde hatların koptuğunu, direklerin kırıldığını anlattı. Hafta sonunda dönüşümlü elektrik kesintilerinin olup olmayacağının sorulması üzerine Akyiğit, hafta sonu rahat geçecek, sanayi bölgeleri, fabrikalar hafta sonu kapalı. Arıza yaşanmazsa elektrik kesintisi de yaşanmayacak dedi. Geçtiğimiz günlerde ilkokul son sınıf öğrencilerinin yaşadığı kolej sınavı heyecanının ardından bu kez de ortaokulu tamamlayan öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı dün yapıldı. İki oturum halinde yapılan sınavın sonuçlarına göre öğrenciler tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı yapıldı. İki oturum halinde yapılan sınava 753 öğrenci katıldı. Beret'in mikrofonuna konuşan veliler ve öğretmenler en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Onlar çok yoğun bir tempoda, biz anneler babalar stresli herhalde. Akşam hiç uyumadık. Hem yangının sönmesine dua ettik, şükrettik. Hem de bugün çocuklarımıza bereketli bir gün olsun diye dua ettik. Yorucu bir tempoydu ama inşallah haklarında hayırlısı diyelim. Bütün çocuklarımıza başarılar dilerim. İnşallah herkes güzel bilir, sınav geçirir. Dershane öğretmeniyim. Öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin sınav heyecanına ortak oluyoruz. İkinci bölümdeki heyecanlarını yatıştırmaya, ikinci bölüme konsantre etmeye çalışıyoruz. Şu an aldığımız bilgilere göre matematik zorlamış, diğerlerinde o kadar zorlanmamışlar. Ama tabii ki öğrencilerden aldığımız dönüt gerçek nedir sınavdan sonra göreceğiz. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak. Sınav neticesinde 20 Temmuz Fen Lisesi Fen Programı'na 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nin Anadolu Lisesi Programı'na 144 ve IGCSE Programı'na da 30 olmak üzere toplam 294 öğrenci 2022-2023 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi'ne kayıt hakkı elde etmiş olacak. Sınav sonucuna itiraz başvuruları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bakanlığa yapılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yüksek öğretim alanında işbirliğini geliştirmek için temaslar sürüyor. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan YÖK Başkan Vekili Haldun Göktaş'la bir araya gelerek işbirliği çalışmalarını değerlendirdi. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Haldun Göktaş'ı kabul etti. YÖDAK'tan yapılan açıklamaya göre görüşmede YÖDAK ve YÖK arasında var olan ilişkinin daha ileriye götürülmesi noktasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları değerlendirildi. YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı yaptığı açıklamada önceki dönemlerde Ankara'ya yaptığı ziyarette YÖK Başkanı ile üzerinde mutabık kaldıkları çalışmaların bir devamı olarak Profesör Göktaş'la istişarelerde bulunduklarını kaydetti. YÖK'ün deneyimleri ve çalışmalarının her zaman kendileri için önemli bir rehber olduğunu ifade eden Profesör Avcı, iki kurum arasında kurulan sağlıklı ilişkilerin ülke yüksek öğretimine de büyük katkılarının olacağını belirtti. Kıbrıs Türk halkı bir değerini daha yitirdi. Gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik, sendikacılık, kurucu meclis üyeliği gibi birçok alanda topluma hizmetler veren Lütfi Öster 78 yaşında hayata veda etti. Gazeteci, yazar, öğretmen, sendikacı ve kurucu meclis üyesi Lütfi Öster hayatını kaybetti. Öster'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lütfi Öster'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öster'in yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar mesajında şunları ifade etti. Lütfi Öster, yüreği vatan sevgisiyle dolu beyefendi kişiliğiyle kurucu meclis üyeliği, Türk Mukavemet Teşkilatı Eğitim Komutanlığı, öğretmen, Türksen Genel Sekreterliği, Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreterliği, gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şehit çocuğu da olan Lütfi Öster'e Allah'tan rahmet, yaslı ailesiyle tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Lütfi Öster için 27 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Evet.
Evet, Sabah Haber devam ediyor sayın seyirciler. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmış olduk. Şimdi de gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Öncelikle ülke gazetelerine bakalım. Yeni Bakış Gazetesi ile başlayalım turumuza. Her şeyin içine ettik demiş Yeni Bakış Gazetesi. Bugün manşetinde lime lime dökülen ülkemizde tüm değerlerimiz birer birer yok oluyor. Mersinlik yangınında kahrolduk ama ülkenin her karış toprağı yıllardan beridir peşkeş çekiliyor. Ülkemizdeki yıkım sadece ormanların yanmasıyla değil, denizlerin kirletilmesi ve işgali, verimli toprakların betona bürünmesi, insan ayağının değdiği her yerin çöp içerisinde olması, Beşparmak Dağları'nın uğradığı yıkım, imar planlarının bir türlü yapılmaması ve normal bir ülkede olması gereken daha birçok olay Kıbrıs'ın kuzeyinde rahatlıkla yapılıyor. Bir öz eleştiri yapmış ülke adına Yeni Bakış Gazetesi bugün manşetinde. Diğer başlıklara bakalım. Devlet eliyle soygun, akaryakıtın uluslararası borsalarda fiyatı yükseldiğinde jet hızıyla zam yapan hükümet son 10 gündür düşen fiyatlar karşısında sessizliğini koruyor. Taşkent Doğa Parkı dün kendi sosyal medya hesabı sayfasından yaptığı paylaşımla yangından etkilenen canlı türlerinden bir tanesi olan kuşların durumunu anlattı. Yangının ağır bilançosu ortaya çıkıyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre vatandaş TL hesaplarını kapatıp dövize geçiyor. Mevduatta döviz hesaplarının payı %77.4'e uçtu. Yağmur imdada yetişti. Mersinlik'te başlayan ve yaklaşık 20 bin kilometre karelik alanın içerisindeki canlılarla yanıp kül olmasına neden olan yangın yağmur sonrası söndü denilmiş ve bir fotoğraf karesiyle yağmur imdada yetişti deniliyor. Avrupa Gazetesi'ne geçelim. Yine tutuşabilir eski orman dairesi müdürü Altay Fırat'tan önemli bir uyarı demiş gazete. Fırat'ın açıklamalarını aktarıyor. Yangına maruz kalan arazilerin etrafı hemen dozerlerle çevrilmeli. Çünkü yağmurun etkisi mevsim nedeniyle bitmiştir. Ağaç kökleri haftalarca içten yanar, söner gibi görünse de rüzgar esas etmendir ve tekrardan tutuşmalar olabilir deniliyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül sonuna dek yağmur olmayabilir. Mutlak nem oranı çok az. Ortalık kupkuru, daha yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Orman yangınlarıyla mücadelelerde artık halkla ilgili bir eylem planının yapılması ve yapılması gerekir demiş eski orman dairesi müdürü Altay Fırat. Devam edelim. Kıbrıs gazetesine geçelim. Yağmur söndürdü, fırtına dağıttı. Mersinlik Ağlar bölgesindeki ormanlık alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ülkeye günlerce kabusu yaşattıktan sonra önceki gece etkili olan sağanak yağış sayesinde sönen yangın bölgesinde halen yer yer dumanlar yükseliyor. Görevli ekiplerin yanında halk da dün gün boyunca bölgeden ayrılmadı, soğutma çalışmasını sürdürdü. Öte yandan sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına Karpaz bölgesi köylerinde zarara yol açtı denilmiş. Yağmur söndürdü, fırtına dağıttı ve Karpaz bölgesinden bir evin çatısının uçtuğu bir kareyi aktarmış gazete. Devam edelim, sürmanşete bakalım bu kez de. Arıza olmazsa kesinti de olmayacak. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit. Yakıt bitiyor ve elektrik kesintileri yapılacak iddialarına yanıt verdi. Yakıt yüklü geminin de bugün ülkeye geleceğini söyledi. 2-3 günlük yakıt kaldı ve Teknecik Elektrik Santrali'nde şu anda 2-3 günlük yakıt olduğunu ve yakıt gemisinin de bugün ülkeye geleceğini, boşaltıma da pazartesi günü başlanacağını aktarıyor Akyiğit. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin Başkanı Özlem Gürkut'tan bir açıklama görüyoruz. Sürmanşette ülkemizde COVID-19 vakalarında %177 gibi ciddi bir artış yaşandığını belirterek
korunma tedbirlerinin önemini vurguladı. Herkesi kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmaya çağırıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut pozitif vaka sayılarının ciddi oranda arttığına dikkat çekiyor ve bunun tedbirleri tamamen ortadan kaldırmış olması gibi bulaş riskini artıran varyantın değişerek baskın hale gelmiş olmasına da bağlı olabileceğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'nın genetik laboratuvarı aracılığıyla pozitif çıkan örneklerin Türkiye'ye gönderildiğini belirten Gürkut, sonucun önümüzdeki günlerde geleceğini ve bu sayede baskın olan varyantın da tespit edileceğini ifade etti. Ülkemiz bir değerini daha yitirdi. Kurucu meclis üyesi ve araştırmacı yazar Lütfü Özser hayatını kaybetti. Kıbrıs gazetesini noktalayalım. Ve bir sonraki gazetemize bakacağız. Yeni Düzen gazetesi de 25 yılda hiç ders çıkarmadık. Yangınla mücadele gerçeği. Yeni Düzen gazetesi 1995 ile 2000 yılları arasında çıkan yangınlara ilişkin yönetici ihmalini ve gerekli önlemleri araştıran ve Haziran 2021'de yayınlanan Meclis Araştırma Komitesi raporunu paylaşıyor. Mersinlik yangınına gidilen süreçte komitenin sunduğu önerilerin hiçbirine uyulmadı, tespitlerin geçerliliğini koruduğu ve hiçbir şeyin değişmediği gerçeği ortaya çıktı. Araştırma Komitesi'nin yangınların önlenmesiyle ilgili raporunda öne çıkan dikkat çekici ifadelere de yer vermiş gazete. Orman Dairesi'nin yangına müdahale eden ekipleri yetersiz, ekiplerin araç ve teknik teçhizat eksikliği var. Tam teşekküllü itfaiye aracı yok. Bu nedenle orman ya da arazi şartlarında istenildiği gibi hareket edilemiyor diye devam ediyor rapora ilişkin detaylar. Yeni Düzen'in birkaç başlıkla noktalayalım. Yangında siyasi gecikmenin bedelini ödüyoruz. Siyaset bilimci doçent doktor Sertaç Sonan'ın açıklamasını görüyoruz. Hekimler ve kardiyologlardan bir uyarı var, öneriler var hatta. Kalbimiz ekonomik krize dayanmıyor. Şikayetler arttı, kalp hastalıklarına bağlı ani ölümler çoğaldı. Açıklamalar iç sayfalardan aktarılıyor. Evet, Diyalog gazetesindeyiz. Bu kez de Diyalog gazetesi de Teknecik'te yakıt bitti demiş. Yangın dördüncü günde yağmurun etkisiyle söndürüldü. Şimdi karanlıkta kalma kabusu başladı. Kurum yönetimi yakıt krizini doğruladı. Para bulunursa yarın boşaltma yapılabilir. Elektrik kurumunun açıklamasına yer vermiş gazete. Teknecik tesislerine yakıt taşıyan geminin bugün adaya geleceğini belirtiyor Akyiğit ve hava koşulları yakıt ikmali için gereken bağlantıların yapılmasına bağlı olarak da boşaltma işleminin pazartesi günü başlayacağını aktarıyor. Mersinlik Tatlısu arasında 4 gün süren yangın yağmurun gelmesiyle söndü. Bölge halkı rahatladı. Sevinç gözyaşları denilmiş ve Diyalog gazetesini de Lokmacı sınır kapısından geçen turistler Araste esnafının yüzünü güldürdü. Herkes mutlu haberiyle noktalayalım. Evet, böylelikle ülke gazetelerini de tamamlamış olduk sayın seyirciler. Kısa bir ara verelim ve bu kez de Türkiye gazetelerinin manşetlerini aktaracağız. Evet, Türkiye gazetelerinin manşetlerini aktaracağız dedik. Ülke gazetelerini tamamladık ve Sözcü gazetesiyle başlıyoruz. Biraz vicdan. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti 28 Şubat'tan hapse atılan emekli paşaların ailelerinin çığlığı. Biraz vicdan başlığıyla aktarılıyor. Müebbet hapis verilen yaşları 75 ile 91 arasındaki emekli komutanların aileleri çoğu yasta, hasta, bakıma ihtiyaçları var. Yargılama yenilensin diyor. FETÖ'den tutuklu eski savcının 11 yıl önce hazırladığı iddianame ile 28 Şubat 1997'de Refah Yolu Hükümeti'ni devirmeye çalıştıkları gerekçesiyle dönemin subaylarına dava açılmıştı.
14 emekli paşa müebbete çarptırılıp geçen yıl cezaevine konulmuştu ve paşaların ailelerinden ailelerinin çığlığı biraz vicdan başlığıyla aktarılıyor. Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin de geçinmek için ek bütçeye ihtiyacı var. İktidar 1 trilyon 80 milyar liralık ek bütçe istedi ama mecliste görüşülen bu ek bütçe çıkınca vekillerin maaşı artacak. Çalışan ve emekliler de maaş zammı istiyor. Bayramda memlekete gidecek paramız yok, vatandaşların açıklaması. Yeni Şafak gazetesi ile devam edeceğiz. Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı. Lüks daireye kredi yok denilmiş Yeni Şafak gazetesinde. Değeri 2 milyon liraya kadar olan konutlara %90 kredi sağlanması kararı düşük gelirli geniş kitlelerde konut sahibi olma umudu doğurdu. Ve BDDK'nın da %10 peşinle ev sahibi olma imkanı sağlaması üretimi lüks konuttan uygun fiyatlı konuta yönlendireceği gibi fiyat artışlarını da frenleyecek lüks konuttan uygun fiyatlı konuta. Erdoğan'ın çantasında 6 başlık var. Devlet başkanlarıyla ikili temaslar demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içi Madrid'de yapılacak NATO zirvesine dosyasında 6 başlıkla gideceği bilgisini paylaşıyor gazete. 30 üye devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan'da yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında görüşmeler yapacağı belirtiliyor. 5 toplantı sonunda aday altılı masada 12 Şubat'tan beri toplantılar yapan altılı masada sıra nihayet Cumhurbaşkanı adayını konuşmaya geldi. Hürriyete bakalım bu kez de canavar değil de ne diye sorulmuş gazetede, Hürriyet gazetesinde. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya verdiği müebbet hapis cezasını neden 23 yıla indirdiğini dün gerekçeli kararında açıkladı deniliyor ve 39 cinayetinde 23'ünde indirim yapıldığı bilgisini aktarıyor. NATO için taahhüt istiyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anderson ve Stoltenberg'le telefonda görüştüğü bilgisini görüyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini görüşeceğini aktarıyor gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Marmaris'in yeşili karardı. Günlerdir Marmaris'ten yangın haberleri aktarıyorduk biliyorsunuz. Marmaris'teki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamasını görüyoruz. Milletimize geçmiş olsun diyor Bakan Kirişçi. Sabah gazetesindeyiz. Babamın yolunda devletin yanındayım demiş 15 Temmuz şehidi Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin liseden mezuniyet töreninde buruk ama gururluydu. Diplomamı alırken beni görmesini isterdim. Kızı olduğum için mutluyum. Yangın söndürüldü. Soğutma sürüyor. Marmaris yangınındaki soğutma çalışmalarının dün de devam ettiğini, hava fotoğrafları yangının acı tahribatını gözler önüne serdi deniliyor. Evet, bu fotoğraf karesiyle Marmaris'ten bir fotoğraf karesi yangın sonrası. NATO'ya da İsveç'e de somut adım mesajı denilmiş.
Zam %40 civarında olacak. Ancak yurttaşı beklentiye sokan artış geldiği gibi gitme tehlikesiyle karşı karşıya. Emekçi hazineye çalışacak hükümetin vergi dilimlerinde güncellemeye gitmemesi durumunda Temmuz'da yapılması öngörülen artışın anlamı olmayacak. Çalışanlar hızlı bir üst vergi dilimlerine girecekleri için maaşlarından daha fazla vergi kesilmeye başlanacak. Yani zam bir cepten girip diğerinden çıkacak. Sandığın anahtarı solda, meydanlarda emekten yana duracak, tarihi rol oynayacaklar denilmiş. Ve Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza vicdanları sızlatıyor, can yakan gerekçe denilmiş. Milliyet gazetesindeyiz. Şerif Reyk evinin kapılarını milliyete açtı. Sefirinin tercihi. ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'in eşi Şerif Reyk Türkiye'de tek olarak verdiği ilk söyleşi için sıra dışı bir seçim yaptı. Siyaset, iş, spor ve magazin dünyasının önde gelen isimleri söyleşi verirken genellikle tanınmış gazetecileri tercih eder. Ancak ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Şerif Reyk alışılmadık bir seçim yaptı ve Türkiye'de tek başına verdiği ilk söyleşiyi bir stajyere yaptı. Akşam gazetesi salgında pıhtı arttı. Damla'nın ölümüyle ortaya çıkan gerçek. Akşam 29 yaşında beyin kanaması geçiren ve düğün günü toprağa verilen Damla Soy Korkmaz'ın ölümünün ardından gençlerde pıhtı artışının nedenlerini araştırdı ve uzmanların görüşlerine yer vermiş gazete. Türkiye gazetesine bakacağız. Bu kez de Ukrayna krizinin yüzleştirdiği gerçek enerji kazandırıyor. Rusya enerji kaynakları sayesinde Batı ambargosuna yenilmedi. Ruble savaşta en çok değer kazanan para oldu. En güçlü silah oldu deniliyor. Enerjide büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı ile birlikte kendini krizin içinde buldu. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Rusya enerjiyi silah olarak kullandı. Sonbaharda vitrin değişecek. Erdoğan yeni vitrin hazırlığında. Sonbaharda kabinede ve partide değişiklik beklentisi var deniliyor. Ve Marmaris'ten bir fotoğraf karesi, kara tablo, ormanda açılan emniyet şeridi alevlerin önünü kesti denilmiş. Evet, böylelikle Türkiye gazetelerini de tamamlamış olduk sayın seyirciler. Evet, sabah haberi de noktalayacağız, ancak yeni gelişmelerle birlikte saat 10'da yeniden karşınızda olacağız. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.